Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün dondurucu için kışlık taze fasulye hazırlayacağım. Pazardan 2,5 kilogram taze fasulye aldım. Fasulyemizi şöyle kırdığımız zaman, bakın iplik çıkmamasına ve taze olmasına mutlaka özen gösterelim. Fasulye ne kadar taze olursa o kadar lezzetli olur. Ayrıca bahçe fasulyesi olursa daha bir lezzetli olur. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bakın kesinlikle iplik çıkmıyor. Tazecik, çıtır çıtır. Öncelikle fasulyelerin uç kısımlarını şöyle ayıklayacağım. Fasulyenin tamamını ayıkladım. Ayıklamadan önce fasulyelerimi yıkamıştım. İsterseniz ayıklamadan önce, isterseniz de ayıkladıktan sonra iyice temizleninceye kadar fasulyelerimizi güzelce yıkayalım. Şimdi doğrama işlemine geçiyorum. Makasla baklava dilimi şeklinde küçük küçük doğruyorum. İsterseniz bıçakla baklava şeklinde veya şöyle ortadan ikiye bölüp uzun uzun da doğrayabilirsiniz. Bu şekilde. Fasulyenin tamamını doğradım. Artık pişirme işlemine geçebiliriz. Büyük bir tencerenin içerisine fasulyeleri alıyorum. Yağ, su, tuz, hiçbir şey eklemiyorum. Şimdi tencereyi ocağa alıyorum. Fasulyeleri rengi sararıp biraz da yumuşayıncaya kadar pişireceğiz. Öncelikle suyunu salacak ve daha sonra da çekecek. Şimdi kapağını kapatıyorum. Şimdi fasulyemi kontrol ediyorum. Bakın biraz sulanmış. O suyunu çekecek. Bazılarının renkleri değişmeye başlamış. O nedenle şimdi şöyle bir güzelce bir karıştıralım. Hepsi eşit bir biçimde pişsin. Fasulyeleri örselemeden yavaşça karıştırıyorum. Tekrardan kapağını kapatıyorum. Fasulyemiz pişti. Şöyle bakın, rengi değişti, yumuşadı. Mutlaka ara ara karıştırıp alt üst edelim ki tamamı aynı anda pişsin. Pişme süresi fasulyenin cinsine göre veya ocağınızın açıklık durumuna göre farklılık gösterebilir. Benim fasulyelerim yarım saatte pişti. Fasulyelerin yumuşayıp yumuşamadığını tadına bakarak test edebilirsiniz. Çok fazla yumuşamasına gerek yok. Hafif yumuşaması yeterli. Şimdi artık ocağımı kapatıyorum. Büyük ve geniş bir tepsinin içerisine hazırladığımız fasulyeyi dökelim. Güzelce dağıtıyorum. Bu şekilde fasulyemizi soğuyuncaya kadar bekleteceğiz. Fasulyemizin tamamen soğuması gerekiyor. Fasulyemiz soğurken biz de içine koyacağımız domatesimizi hazırlayalım. 1,5 kilogram kadar domates kullanacağım. Yine domateslerin de taze ve bahçe domatesi olmasına özen gösterelim ki fasulyemiz lezzetli olsun. Domateslerin kabuklarının kolay soyulması için sıcak suyun içerisinde 15-20 dakika kadar beklettim. Bakın kolayca soyuluyor. Tüm kabuklarını bu şekilde soyacağım ve daha sonra doğrayacağım. Şimdi domateslerimizi küçük küçük küpler halinde doğrayalım. Domateslerin tamamını doğradım. Bu sırada fasulyemiz de soğudu. Şimdi domatesleri fasulyenin üzerine döküyorum. Hepsini birbirine karıştıracağım. İsterseniz domates eklemeden sadece fasulye de koyabilirsiniz. Ancak bu şekilde hem kışın büyük kolaylık oluyor. Çünkü kışın domates bulmak çok zor. Bu şekilde taze bahçe domatesi. Hem de bereketli oluyor. Şimdi
şöyle birbirine harmanlıyorum. Artık buzdolabı poşetlerine doldurabiliriz. Bu şekilde kilitli buzdolabı poşeti kullanacağım. İsterseniz normal buzdolabı poşetine de koyabilirsiniz. Ancak eğer poşet ince olursa iki tane kullanmanızı tavsiye ederim. Buzluk kokusunun fasulyelere geçmemesi için. Şimdi ben fasulyeyi 6-7 paket olacak şekilde hazırlayacağım. Sizler de istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Elimle düzeltiyorum ve bastırıyorum içindeki havanın çıkması için. Eğer normal poşet kullanacaksanız mutlaka pipetle içindeki havayı alın. Kilitli poşetlerde çok fazla hava kalmıyor. Şöyle bastırınca zaten çıkıyor. Güzelce havasını aldıktan sonra kilidini bastırarak kapatıyorum. Tamamını bu şekilde hazırlayacağım. Bakın içinde hiçbir şekilde hava kalmadı. Tamamını buzdolabı poşetlerine doldurdum. 6 poşet elde ettim. Dediğim gibi 7 poşet de yapabilirsiniz veya 3-4 poşete de koyabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben yıllardır fasulyeyi dondurucuya bu şekilde atıyorum. Kesinlikle buzluk kokusu olmuyor. Kışın pişirdiğiniz zaman tazesiyle birebir aynı lezzette. Hatta yiyenler yeni taze fasulye aldığınızı zannediyor. O derece lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve beğeneceğinize de garanti veriyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum. İsterseniz fasulyeyi koyup uç tarafına domates koyarak da hazırlayabilirsiniz. Ben bazen o şekilde de yapıyorum. Hatta o şekilde hazırladığım tarifimde kanalımda mevcut. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz. Ayrıca buzluktan çıkan yeşil fasulye nasıl pişirilir? Yine aynı şekilde kanalımda mevcut. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan izleyerek buzluktan çıkan fasulyeyi de pişirebilirsiniz. Yine de kısaca bir açıklama yapıyorum. Fasulyeyi buzluktan çıkardığımız zaman kesinlikle buzunu çözdürmüyoruz. Buzlu bir şekilde pişiriyoruz. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlardan yoruma bir kalp, herhangi bir emoji bırakmalarını rica ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Soru, görüş ve önerilerinizi yorum kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Şimdi şöyle üst üste koyarak dondurucuma kaldıracağım. Videonun sonuna da dondurucudan çıkmış halini ekleyeceğim. Bir tarifin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için zil açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.